Merhaba arkadaşlar, Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Gündemdeki önemli gelişmelerle karşınızdayım. Özellikle de yarın oyunda şenlik var diyebiliriz. Bayram gibi bir gün olacak belki de. Çünkü bol bol hediye var. Yani oyunda bu kadar hediyeyi bir anda pek görmüyoruz. Yarın neler neler gelecek, hepsine değineceğim arkadaşlar. Öncelikle bugün bitecekleri bir aradan çıkaralım. Maç değerler bitti. Finallerini seyrettirerek gayet güzel bir GP kazanabiliriz. Daha sonra Open Challenge ve etkinlik turu da bugün bitmekte. Hani tamamlama şansı olan arkadaşlarım eğer tamamlamadılarsa tamamlayabilirler. Etkinlik turu 15.000 puanlık gelmişti hem aksiyonda hem simde. Open Challenge ile etkinlik turu yarın tekrardan gelecek. Sıfırdan gelecek. Maç day'ler de cuma günü gelecek arkadaşlar. Yarın değil cuma günü maç day'leri tekrardan göreceğiz. Her zaman olduğu gibi. Peki yarın neler gelecek? Bir başlıklara bakalım. Öncelikle yarın güncelleme var. Konami yarın güncelleme olacağını söyledi. Bu gece Türkiye saatiyle 3'te oyun bakıma girecek. Yarın sabah 8-9 aralığında oyunun açılmasını bekliyoruz. Sabahleyin güncelleme de gelecektir. Oyunu öncelikle güncellememiz gerekiyor. Android kullanan arkadaşlarım Play Store'dan, iPhone, iOS kullanan arkadaşlarım da App Store'dan öncelikle oyunu güncellemeleri gerekiyor. Daha sonrasında ise oyunun bakımı bittiği zaman 8-9 aralığında bitecektir. Oyuna giriş yapabileceğiz. Oyuna girdikten sonra hediyeler gelecek. Birçok hediye var. Etkinlik turu, Open Challenge bunlar yenilenecek. Yarın da gelecek. Haftanın oyuncuları gelecek. Kimler gelebilir? Daha öncesinde tahmin videosu paylaşmıştım arkadaşlar. Yine bir üstünden geçeceğim. Ve ikon futbolcular gelecek. Hemen başlayalım. Yarın güncelleme var. Dediğim gibi sabah oyunu güncellememiz gerekiyor. Güncelleme yaptıktan sonra da bedava siyah top hediyesi var Konami'nin. Ayrıyeten 500 milyon gole ulaştık. 350 milyon goldü. Bu 500'e çıkınca Konami burada arttırdı hediyeyi. Fakat benim biraz aklım karıştı. Yani doğruyu söyleyeyim. Şurada arkadaşlar yani 500 milyon olunca efsane Worldwide Clubs çarpı 2 yazıyor. Şimdi orada benim aklım şundan karıştı. Hani 500 milyon olunca artı 2 tane mi verecek? Yoksa toplamda mı 2 tane verecek? Yani şimdi ben bazı kaynaklara da baktım. Hani bakıyorum başkaları ne paylaşıyor diye. Bazıları 2 efsane, bazıları 3 efsane diyor. Sadece bizim değil herkesin kafası karışmış durumda. Yani sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti hatta 2 hafta önce. Hangi saatlerde çıkacağız diye bir aklımız karışmıştı. Biz şimdi sabah çıkacağız mı çıkmayacağız mı? O durumu yaşıyorum resmen. Kafamız karıştı bir anda. Hani 2 tane mi efsane verecek, 3 tane mi efsane verecek? Benim anladığım 2 tane efsane verecek. Yani 500 milyon olduğumuz için efsane sayısını 2'ye çıkaracak diye ben şahsen düşünüyorum. Hemen geleceklere bir bakalım. Yarın öncelikle 5 tane siyah topu bekliyoruz. 4 tane siyah top 350 milyon golden, bir tanesi de güncellemeden gelecek 5 siyah top. 35 tane sözleşme yenileme bileti. 35 tane özel antrenör 4 yıldızlı arkadaşlar. Her biri 42 bin puan eder. 350 MyClub parası. Bu çok güzel oldu. Ve ben 2 tane efsane bekliyorum top açma hakkı. Hani 500 milyon hediyesinden dolayı. Hani burada 3 diyen de var, 2 diyen de var. Ben 2 olarak anladım. O yüzden 2 demek istiyorum arkadaşlar. Hani tam kesin olmamakla birlikte ben 2 tane efsane top açma hakkı gelebileceğini düşünüyorum. Hani benim fotodan anladığım o, hani yanlış da anlamış olabilirim. İnşallah yanlış anlarım da 3 tane verir. Devam edelim. Yarın bir de haftanın oyuncuları gelecek. Daha öncesinde bir tahmin videosu paylaşmıştım. Bu görsel tahmindir arkadaşlar. Yani resmi değil. Hani Griezmann gelme ihtimali çok yüksek. Cavani, Mahrez gelme ihtimali çok yüksek. Yani Mahrez ve De Bruyne harika oynamıştı. Mahrez olmazsa De Bruyne gelmesi lazım. İkisi de şahane oynadı. Cavani haftaya damga vurdu. Yani haftaya damga vuran oyunculardan bir tanesi diyebilirim. Napoli'de Fabian Ruiz gelebilir. O gelmezse Insigne gelebilir. İkisi de gerçekten iyiydi. Romagnoli Milan kulübünde stoper oyuncusu, gol attı. O olmazsa Kessié, hani o ikisinden birinin gelmesi lazım. Koman Bayern Münih kulüp selection'ın geleceğini Pesmaster açıkladı. Orada Koman yoktu. O yüzden yarın gelme ihtimali var. Ve onun dışında Türkiye'den de Cagne beklenmekte. Cagne güzel oynamıştı. Aboubakar da gayet güzel oynamıştı. Hani Fenerbahçe'de ben Ozan Tufan'ı da beğenmiştim. Ama hani Cagne yaptığı hat-trick'le çok ön plana çıktı bu hafta. O yüzden Cagne'nin gelme ihtimali yüksek görülmekte. Bakalım yarın hangi hafta oyuncular gelecek. Erken saatlerde oyun açılmadan maksimum seviyelerini sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Devam edelim. Yarın gelecek ikonlar. Chelsea'nin ikonlarını açıklamıştı Konami.
Hani bunları bekliyoruz Chelsea'nin ikonlarını. Yan tarafta Chelsea, Tottenham, Bayern Münih, Real Madrid fotoğrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sosyal medyada dolaşılıyor. Dolaşıyor. Resmi bir açıklama değil. Sosyal medyada geçen hafta bu fotoğraf dolaşıyordu. Hatta ben pazar günü de paylaşmıştım. Hani Chelsea gelebilir diye böyle bir iddia var. Hani nereden duydular bilmiyoruz ama böyle bir iddia vardı ki pazartesi de Konami dedi ki Chelsea gelecek. Şimdi Konami Chelsea gelecek deyince bunu da geçen hafta paylaştılar. Instagram'da birçok sayfa paylaştı. Büyük ihtimalle bu sıralama doğru olabilir. Yani nereden buldular bilmiyorum ama bir şekilde buldular. Chelsea'yi tutturdular. Konami de dedi ki Chelsea gelecek. Bakalım haftaya Tottenham mı gelecek? Daha sonrasında Bayern Münih, Real Madrid. Bu sıralama gelebilir arkadaşlar. Bir iddia daha var. Onu da bir yerde gördüm. Hani Chelsea, Tottenham bir arada gelebilir mi diye yarın. Öyle bir şey olsaydı Konami muhakkak açıklardı. Konami resmi web sitesinden sadece Chelsea'yi açıkladı. Büyük ihtimalle bu sağdaki sıralama doğru olabilir arkadaşlar. Belki tahmin, belki de içeriden bir bilgi aldılar, belki de sızdılar bilgilere. Chelsea, Tottenham, Bayern Münih, Real Madrid ikonlarının sırayla gelebileceği iddia edilmekte. Resmi açıklamalar gelirse ilerleyen zamanlarda ben de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir de yarın güncelleme var. Yarın güncellemeden sonra oyuna yeni ikonlar ve efsaneler eklenecek. İkonlarla alakalı dün geniş çaplı bir video paylaşmıştım. Tüm ikonları, eklenecek tüm ikonları. Yani bazı ikonları birden fazla takımlarda görüyoruz. Gönül isterdi ki oyuna böyle yepyeni yüzler katılsa. Hani oyunda olmayan yeni ikonlar gelse, yeni efsaneler gelse. Artık efsanelerin bir önemi kalmadı ama en azından ikon oyuncular gelse. Hani birçoğumuzun istediği birçok büyük yıldız var. FIFA'nın ikonlarına baktığımız zaman ne kadar ikon futbolcusu var. Keşke Konami de o sayıyı daha da arttırsa. Genelde aynı ismi birden fazla takımda görüyoruz. Ya da kartları değiştiriyor, özelliklerini değiştiriyor. Bir de iki tane arkadaşımız yorumlarda sormuştu. Mesela Richarlison'u bugün bir arkadaşımız yazdı. Pozisyonu değişecekmiş, değişebilir mi diye. Dün de Gnabry'yi bir arkadaşımız yazmıştı. Ben de Passmaster web sitesine baktım. Dün Gnabry'yi ben de dikkat ettim. Sola çıktı. Passmaster sitesi sağ açık olarak gösteriyor. Richarlison santrfordu. Passmaster web sitesi onun pozisyonunu güncelledi. Sol açık yaptı. Passmaster'ın bazı oyuncularda pozisyon değişikliği yaptığını görüyoruz. Yarın bazı oyuncuların pozisyonu değişebilir arkadaşlar. Hani resmi bir açıklama değil. Passmaster neden böyle bir şey yaptı? Güvenilen bir kaynaktır. Hani onun paylaşımlarına güveniyoruz. Birçoğumuz da takip ediyor. Passmaster böyle bir güncelleme yaptığına göre yarın oyun açıldıktan sonra bir bakmamız gerekecek. Gerçekten bazı oyuncuların pozisyonu değişecek mi? Özellikle de bu ilk oyuncunun pozisyonunun değişmesini merak ediyorum ben de. Altın top oyuncular içerisinde Richarlison önemli bir santrfordu. Bakalım sol açığa dönüşecek mi? Gnabry sol açık tek keşke kalsaydı. Ters ayaklı bir oyuncuydu. Sağ ayaklıydı. Solda daha etkili kullanılabilirdi. Birçoğumuz belki öyle isteyecekti. Tekrardan sağ açık olabilir deniyor arkadaşlar. Bu bir tabii ki Passmaster'ın bir paylaşımı. Passmaster da önemli bir kaynak. Bakalım gerçek çıkacak mı? Yarın pozisyonlar değişecek mi? Onu da oyundan sonra, oyun açıldıktan sonra göreceğiz. Pazartesi Passmaster'ın geleceğini söylediği kulüp selection takımları bunlardı. Dün de ben maksimum seviyelerle birlikte bir video paylaşmıştım. Linklerini de yorum kısmına sabitlerim arkadaşlar. Peki bunlar gerçekten gelecek mi? Konami bunları resmi olarak yarın açıklayacak. Konami'nin yarın resmi açıklamasını bekleyeceğiz. Gerçekten bu 4 kulüp gelecek mi? Hani birçok isim Paris Saint Germain bekliyordu. Yani şu an Paris Saint Germain açıklanmadı. Bakalım Passmaster'ın açıkladığı bu isim takımlar pazartesi gelecek mi? Bunu da yarın öğreneceğiz. Ve yani Legend Challenge durumu. Ya bu konuya bakınca biraz üzülüyorum arkadaşlar. Ben şundan dolayı mobile gelip gelmeyeceği belli değil ne yazık ki. Konami herhangi bir şey açıklamadı. PlayStation'a pazartesi günü geldi. Birçok arkadaşımız yorumlarda yazdı. PlayStation'a geldi diye. Ama mobile gelip gelmeyeceği belli değil. Hani umarım tüm platformlara gelir. Yani oyunu PC'de oynayan arkadaşlarımız da var. Ben de Steam üzerinden hani oyunu almıştım. Ara ara giriyorum. Bu hafta giremedim. Hani pek bakamadım. Bilgisayardan da ara sıra giriyorum oyuna. Mobilde ise gelip gelmeyeceği de belli değil. Yarın sabah yani bir açıklama gelir mi gelmez mi merakla bekliyoruz. Yani inşallah tüm platformlara Legend Challenge gelir. Gelirse çok güzel bir etkinlik.
Çok zor bir maç oynuyoruz. Kazanırsak bir tane daha efsane kazanıyorduk. Hani efsaneden ziyade hani böyle zorlu bir maç oynayalım. Yeneceğiz mi, yenemeyeceğiz mi? Onun heyecanı bende var. Yoksa efsaneler, abi çok efsane hediyesi geldiği için keşke ikon hediyesi verseydi. Ama gelip gelmeyeceği belli değil arkadaşlar. Yarın göreceğiz. Yani gerçekten mobilede girecek mi, gelmeyecek mi? Yarın sabah oyun bakımdayken Konami resmi web sitesinden bunu açıklayacaktır. İnşallah gelir diyelim. Yarın sabah oyun bakımda olacak ama erken saatlerde ben video paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Önemli gelişmeleri yarın sizlere aktaracağım. Yarın sabah büyük ihtimalle 7-7.30'da ilk videom yayında olacaktır. Kanalımızı takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak PES Sevenler ailesine katılabilirsiniz. Tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştım. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.